ve ve geldik 23. güne yani son güne insan biraz da hüzünlenmiyor değil. Evet son ünitedeyiz arkadaşlar son gündeyiz. Dilek kolay 23 gün çok uzun bir zaman değil aslında. 23 günde coğrafya TYT'nin bitirilebileceğini gördünüz. Bugün de size çevre ve toplum konusundan doğal afetleri anlatacağım. ÖSYM'nin pas geçmediği alanlardan bir tanesi Can kulağıyla dinleyin hem genel kültür olacak hem doğal afetle karşılaşma durumunda bir tedbir olacak. Hem de dünyada neler oluyor, nerede hangi afetler görünüyor bilgi sahibi olacaksınız. Evet, afetlerin sınıflandırılması. Afetler arkadaşlar biz jeolojik afetler, klimatolojik afetler, biyolojik afetler, sosyal afetler, teknolojik afetler diye ayırıyoruz. Öncelikle afet nedir? Doğal afet nedir? Bir kere afetleri biz doğal afetle beşeri afet diye ikiye ayırıyoruz. Doğal afet doğadan kaynaklı afetlerdir. Bakın bir doğa olayının afet olabilmesi için insanlara olumsuz etki yapması lazım. Yoksa diğer türlü bir doğa olayıdır. Havada fırtına var, kasırga var fakat bu insana dokunuyorsa o zaman afet oluyor. Yoksa bir doğa olayı gerçekleşmiş olur. Bu ayrımı yapalım. Beşeri afet nedir? Beşeri afetten Allah korusun o daha beter. İşte ne oluyor? Delinin biri çıkıyor efendim Ukrayna'yı işgal ediyor. Biri çıkıyor Japonya'ya atom bombası atıyor. Biri çıkıyor bilmem ne yapıyor. Dolayısıyla beşeri afetler de maalesef insanlığı tehdit eden afetler arasında ilk sıralarda geliyor. O zaman beşeri afetle doğal afet arasındaki ayrımı anladığını sanırım İnsanlardan kaynaklanan afetler beşeri oluyor. İşte bir nükleer kaza da olabilir bu. Bir petrol tankerinin denizde batması neticesinde petrolün denize yayılması ve diğer canları tehdit etmesi de olur. Hasılı doğal afet, beşeri afet ayrımını anladık. Şimdi bakın, doğal afetler, jeolojik afetler, soru böyle gelebilir. Hangisi jeolojik kökenli bir doğal afettir? Hangisi klimatolojik kökenli bir doğal afettir? Yani sen, Allah korusun, depreme maruz kaldın. O anda arayacaksın, 911 değil tabii ki 112 arayacaksın. Ben şu anda jeolojik bir afete maruz kaldım diyeceksin. Jeolojik afet nasıl? Yani deprem, deprem diyeceksin. Jeoloji, jeo yer demek, loji bilim demek, yerden kaynaklanan, yeryüzünden kaynaklanan, yer şekillerinden kaynaklanan afetler, jeolojik afetler. Tabi bu jeomorfolojik diye de geçebilir. Yerin altından kaynaklanıyorsa jeolojik, yerin üstünden kaynaklanıyorsa jeomorfolojik. Fakat ikisine tek kelimeyle birleştirmek gerekiyorsa yine de jeolojik deriz. Deprem, jeolojik kökenli. Tsunami denizde oluyor. Şayet denizin okyanusun altında deprem olursa ve o deprem suyu hareket ettirirse... Arkadaşlar bu tsunami'ye yol açar. Neticede evet hidrolojik bir afet de söz konusu ama o suyu harekete geçiren deprem olduğu için buna da jeolojik afet diyoruz. Volkanik faaliyetler jeolojik kökenlidir. Yerin altından gelen mağmanın püskürmesi. E, dolayısıyla bu e, jeolojik afete örnek oluyor. Heyelan dediğimiz heylanda nedir? Bir yamacın aşağı doğru göçmesi olayı. Kaya düşmeleri bunları detaylı anlatacağım. Çamur akıntıları hepsi jeolojik ve jeomorfolojik kökenli afetler. Klimatolojik ve hidrolojik afetler. Klima nedir? İklimdir. İklimden kaynaklanan afet ne olabilir? Kasırga olabilir, aşırı yağışlar olabilir, aşırı kuraklık olabilir, aşırı sıcaklık olabilir, aşırı soğuklar olabilir. Ee, sıcak hava dalgası, soğuk hava dalgası, kuraklık, dolu, hortum bakın dolu olayı da bazen böyle yumurta büyüklüğünde dolu düşüyor. Ee, yumurta büyüklüğündeki bir dolu 2000 metreden düşerse karpuz büyüklüğünde etki yapar. Unutmayın 2 kilogramlık etki yapar, 3 kilogramlık etki yapar. Bunlar çok tehlikeli. Yıldırım düşmesi Allah korusun. Yıldırım düşmesinden korkan var mı? Son zamanlarda çok fazla yıldırım düşmeye başladı kent merkezlerine. Artık nasıl bir elektromanyetik alan oluştuysa çekiyor herhalde arkadaşlar. Bu da ciddi bir risk. Kasırgalar, aşırı yağışlar, sel, buzlanma, hava kirliliği, çığ ve taşkınlar. Biyolojik afetlere geldik. Erozyon, orman yangınları, böcek istilaları ve salgınlar. Biyolojik yani canlılardan kaynaklanan doğal afetler. Şimdi erozyonla canlıların ne alakası var? Erozyon toprağın üst kısmının taşınması olayıdır. E, peki toprağın üst kısmının taşınmasında canlıların nasıl bir etkisi olabilir? İnsanlar ağaçları kesiyor. Ağaçları kesince toprak korumasız oluyor. İnsan bir canlı olduğuna göre o zaman bunu ortaya çıkardığı erozyon da insan kaynaklı yani biyolojik bir afet oluyor. Orman yangınları zaten yine insanlardan. Böcek istilaları bunlar da biyolojik. Salgınlar bunlar da yine biyolojik kökenli doğal afetler. Biyolojik kökenli afetler. Sosyal afetler. Yangınlar, savaşlar, terör saldırıları, göçler, bunlar da sosyal afet grubuna giriyor. E, teknolojik afetler ise maden kazaları, biyolojik nükleer, kimyasal silahların kullanımı, nükleer santral kazaları, sanayi kazaları ve ulaşım kazaları da arkadaşlar teknolojik bunları soru da karşınıza çıktığı zaman ayırt edebileceğinizi düşünüyorum ve geldik deprem. Bizlere en çok tehdit eden doğal afetlerden bir tanesi, antiparantez şunu söyleyeyim, Türkiye'de en sık görülen doğal afet deprem değildir, heylandır. Bu da yanıltıcı bir bilgi var, MEP kaynaklarında artık heylan kabul edilmiştir. Türkiye'de en sık meydana gelen doğal afet heylan ama Türkiye'de en çok ölüme yol açan doğal afet deprem. Deprem Üç kaynaklı ortaya çıkabilir. Ya tektonik kökenli, ya volkanik ya da çökme depremleri. Çökme depremleri nerede oluyor? Çökme depremleri daha önce de anlatmıştım. Karstik arazilerde oluyor. Karstik araziye örnek verin hocam. Kalker demiştik, kaya tuzu demiştik hatırlayın. Bunlar çabuk eriyebilen, kolay eriyebilen kayaçlar. Şayet aynı zamanda çok geçirimli kayaçlar. Şayet yağmur suları bu araziden sızarak, karstik araziden sızarak yerin altında birikiyorsa, altta biriken su, karstik arazi aşınması kolay olduğu için arazi alttan oyar, altı oyulan kütle zamanla çöker ya da göçer. Çökme ile göçme yaşanan sarsıntıya biz çöküntü depremi ya da göçme depremi deriz. Arkadaşlar volkanik depremler volkanik patlama esnasında meydana gelen sarsıntıdır. Dolayısıyla Türkiye'de görülmez. Ama bakın çöküntü depremleri Türkiye'de görülür. Karstik arazi, Akdeniz. Tektonik depremler nedir? Fay hatları boyunca gerçekleşen etki alanı en fazla, yıkıcılığı en fazla olan depremler ve en riskli depremler grubundadır. Peki dünyada nerelerde bu tektonik depremler riski vardır? Nerelerde volkanik depremler riski vardır? ÖSYM bunları sorar. Yeryüzünde depremlerin yoğun olduğu bölgeleri üç kuşak halinde ee, özetleyebiliriz. Pasifik deprem kuşağı. Bakın Pasifik. Büyük Okyanus'un diğer adının Pasifik olduğunu biliyordunuz. Şurası Pasifik Okyanusu, Büyük Okyanus. Dikkat edin tam kıta sınırından geçiyor Kuzey Amerika'nın ve Güney Amerika'nın okyanusa birleşen yerlerinden geçiyor. Çünkü burası levha sınırı. Burası yarık, burası yırtık, burası çatlak. Yumurtanın çatlağından sızan yumurta akı gibi buradan hem lav sızıyor hem de burası kırık olduğu için burada deprem meydana geliyor. Zaten unutmayın Deprem alanları ile volkanik alanlar, sıcak su kaynakları birbiriyle paralellik gösterir. Neden? E çünkü burada bir kırık var, bir yırtık var. Burada hem deprem de oluyor, hem lav da sızıyor, hem sıcak sular da sızabiliyor. Demek ki Pasifik kuşağı sadece burayla bitmiyor. Bakın Pasifik'in diğer tarafı da neresi? E, Asya'nın doğu kıyıları, Avustralya'nın doğu kıyıları arkadaşlar. Dolayısıyla Pasifik Ateş Çemberi diye de geçiyor bu. Dünyadaki en önemli deprem kuşağı. Ee, Pasifik kıyısında neresi var? Alaska var, Amerika'nın Kaliforniya'sı var, ee, Hawaii var, Meksika, Haiti, Şili, geçiyorum diğer tarafa e, Rusya'nın Kamşatka Yarımadası, Japonya, Filipinler, Endonezya, Malezya, Yeni Zelanda. Buralar dünyadaki en önemli deprem bölgeleri, en riskli yerler. Çok korkuyorsanız buraları da gezmeyeceksiniz arkadaşlar. Buradaki depremler de öyle Türkiye'deki gibi 5-6-7 şiddetinde değil 8 hatta 9 şiddetinde depremler oluyor. Ama gel gör ki bu ülkeler depreme karşı biraz daha tedbirli o yüzden bizim kadar etkilenmiyorlar. İkinci deprem kuşağı Atlantik deprem kuşağı. Hocam ben depremden çok korkuyorum diyenler için söylüyorum. Atlantik okyanusunun tam ortasından geçiyor arkadaşlar şurası. Atlantik sırtı vardır burada zaten okyanus yırtılması var. Burada da bir fay hattı var. Atlas okyanusunun tam ortası depremski taşıyor. Üçüncüsü Alp Himalaya deprem kuşağı. Alp dağları nerede? İtalya'da. Yani Alp Himalaya derken Avrupa kıtasından başlıyor, Türkiye'den geçiyor, Himalaya dağlarına Asya'nın doğusuna kadar uzanıyor. O zaman Türkiye hangi deprem kuşağında? Alp Himalaya deprem kuşağında. Hocam birkaç tane ülke Japonya, Çin, İran, Türkiye, Amerika kıtasının batısı ciddi deprem riski taşıyan yerler. Deprem riskinin en az olduğu yerler depremden korkan arkadaşlar neresi kutuplara gidecek Grönland'a gidecek bak Kanada tertemiz hiçbir sıkıntı yok. Yine Sibirya, İskandinavya, Avustralya buralar güvenli yerler arkadaşlar. Antarktika, ok Okyanusya, Amerika kıtasının doğu kıyıları işte şuralar. Rusya'nın kuzey kı kıtası, Rusya'nın kuzey kısımları deprem riskinin az olduğu yerlerdir. Yine Arabistan'da da bakın deprem riskinin az olduğunu görüyorsunuz. Büyük Sahra Çölü'nde az olduğunu sadece şurada Afrika'nın doğusunda çok önemli bir yarık var. E, Rift Vadisi aynı zamanda burası <laughs> e, doğusu. Afrika'da arkadaşlar Afrika'nın doğusundan e, başlayan bir Türkiye'ye de giriş yapan Doğu Anadolu Güneydoğu fay hattı var. İşte Afrika'nın doğusundaki bu fay hattı da burada sıralanmış olan tektonik göller aynı zamanda burası önemli bir deprem sahasıdır diyorum. Bunu zaten bir formülle anlatacağım size çok iyi şak diye anlayacaksınız ama dersin sonuna saklıyorum. Depremin yıkım derecesi depremin süresine bağlı. Yani 5 saniyelik deprem belki 10 bina yıkarsa 6 saniyelik deprem 100 bina yıkabilir. Yani olaya periyodik bakmayacaksınız arkadaşlar. Depremin şiddetine, depremin iç merkez ve dış merkez arasındaki uzaklığına ne demek istiyorum? Şimdi bakın şurası yeryüzü. Depremler de geliyor, yerin altında meydana geliyor. Şu da sensin, yer insanı Depremin şu bir numaralı yerde meydana gelmesiyle iki numaralı yerde meydana gelmesi çok farklı. Depremin iç merkezi hiposantr, dış merkezi episantr diyoruz. Şimdi iç merkez şuradaysa dışarı yukarıya yani zemine uzak olduğu için depremin yıkıcılığı daha azdır. Ama deprem yüzeye yakınsa bir numaralı konumdaysa şuradaki yıkıcılığın belki 10 katı daha fazla yıkıcı olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yüzeye ne kadar yakınsa o kadar tehlikeli bunu bileceksiniz. Tabii jeolojik yapı da önemli. Yani orası e, bataklık bir alansa, taban suyu yüzeye yakınsa ya da gevşek malzemeden oluşuyorsa kum gibi, çakıl gibi mesela delta ovalarında aynı şiddetteki deprem kayalık bir alanda belki 5 bina yıkar ama o büyüklükteki bir deprem delta ovasında olursa 100 bina yıkabilir. Niye? Çünkü gevşek malzeme daha çok sallar orayı. O zaman jeolojik yapı da etkili, ülkenin gelişmişlik düzeyi de etkili. Yani aynı deprem Japonya'da insanların burnu kanamıyor fakat Türkiye'de yüzlerce insan ölebiliyor. Niye? Çünkü tedbirini almış, binasını ona göre sağlam yapmış. Dolayısıyla depremin yıkım derecesi sadece depremin 5 şiddetinde, 6, 8 şiddetinde olmasıyla ilgili değil. Jeolojik yapısı ile ilgili, yüzeye yakınlığı ile ilgili, süresi ile ilgili, o ülkenin gelişmişliği ve depreme karşı aldığı önlemlerle de ilgili. Afet yönetimi. Arkadaşlar afet yönetimi risk ve zarar azaltma. Nedir risk ve zarar azaltma? Fayattan ev yapmayacaksın kardeşim. Ya da sağlam malzeme kullanacaksın. Bataklık alana yapmayacaksın. Zeminin kaya olduğu yerlere yapacaksın. Bu nedir? Risklere karşı tedbir almaktır. Hazırlık. Diyelim ki her türlü şeyi yaptın. E hazır o zaman ne olacak arkadaşlar? Bir deprem çantası olacak. Yani en kötüye göre kendini planlayacaksın. Müdahale. Deprem oldu diyelim o zaman... Ee, nasıl müdahale edeceksin? Can kaybını en az azaltacak şekilde orada insanlara nasıl yardımcı olacaksın? Ve iyileştirme olmak üzere dört aşamadan oluşuyor. Ülkemizde Alp-Himalaya sistemin parçası olarak deprem afetini sık yaşayan ülkelerdendir. Bakın bu haritaya tekrar dikkatli bakın. Pasifik kıyıları, Amerika'nın batı kıyıları, Türkiye'de için alan Avrupa ve Himalayalar'a kadar uzanan kuşak, Avustralya'nın etrafından teyit geçen Yeni Zelanda'yı içine alan bir hat, Asya'nın doğusu tamamen deprem bölgesi. Burada Japonya var, Filipinler var. Endonezya, Malezya var ki burada büyük bir tsunami oldu. Yani Beniz resmen şaha kalktı. Endonezya kıyılarını yuttu. 3 milyon insan öldü burada. Yine Pakistan, Afganistan, İran, İtalya önemli deprem alanları. Bir de Afrika'nın doğusu şuradaki yarıkta deprem riski yüksektir diyorum. <laughs> Tsunami nedir? Tsunami dediğim gibi deniz ve okyanusta deprem meydana gelirse hani bir leğeni suyla doldurun, ağzına kadar. Leğeni şöyle bir sallayın. Leğeni şöyle bir sallayın ne olacaktır? O su taşacaktır. Yani adeta e, okyanus havzaları da su dolu bir leğen gibi şöyle çalkalandığı zaman su dışarı taşıyor. İşte bakın dev 15-20 metrelik de, de, dalgalar oluşabiliyor. Bu dalgalar kıyıdaki yerleri yutar arkadaşlar bir film vardı San Andreas Fayı diye izleyin. Depremle ilgili her şeyi göreceksiniz orada. Tsunami de dahil olmak üzere. Tsunami olayı nerede yaşanır? Risk en fazla neresi? Hindistan, şurada Bangladeş, Endonezya, Malezya, Çin, Vietnam, Kamboçya, Laos buralara kadar Japonya'ya kadar uzanır. Avustralya'nın kuzey kıyıları, Yeni Zelanda, Madagaskar, Güney Amerika'nın doğu kıyıları, Güney Amerika'nın batı kıyıları, Meksika körfezi çevresi, Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyılarında yani okyanusa kıyısı olan yerlerde tsunami riski fazla. Buna Japonca bir kelime liman dalgası deniyor arkadaşlar. Japoncadan tsunami diye evrilmiş. Tabii ki tsunami sadece deprem sonucu oluşmaz. Yer altında volkanizma meydana gelebilir. O deprem dalgası şey, e, tsunami dalgasına yol açabilir. Yine heyelan olabilir. Denizaltı heyelanları da oluyor. Bunlar da arkadaşlar ya da meteor düşmesi de. Orada da derin darbe filmini izleyebilirsiniz. Bir meteorun dünyaya düşme anında meydana getirdiği durumlar. Bakın size filmlerle de örnek veriyorum. Tsunami bölgeleri deprem bölgeleriyle paralellik gösterir. Daha çok okyanus kıyılarında meydana gelir ve Türkiye'de de arkadaşlar Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde muhtemel büyük bir depremin Tsunami'ye yol açabileceği söyleniyor. Anlattığımız dersler tabii güncel hayatla ilgili olunca çok soru da geliyor. Hocam Türkiye'de olur mu? Olmuştur zaten. Türkiye'de mazisinde de tsunami olmuştur. Çok büyük ölçekli değil. 99 depremde de küçük bir de tsunami olmuştur ama çok büyük bir deprem. İstanbul'u, Bursa'yı maalesef Marmara'ya kıyısı olan birçok yeri etkiler tsunami olarak. Ve Türkiye'de tsunami olabileceğine dair Japon sismologlar 2015 yılında bununla ilgili arkadaşlar rapor vermiştir. Sismolog neydi? Depremi inceleyen bilim adam, bilim dalıdır. Sismoloji. Bunu depremi inceleyen e, bilim e, adamına da sismolog deniyor. İnceleyen bilim sismoloji. Ölçen alet sismograf. Bunları da söylemiş olalım. Volkanizma. Dünya üzerinde yaklaşık 500 tane aktif volkan bulunmaktadır ve 500 aktif volkanın neredeyse 350'si dikkat edin, yine Pasifik kıyılarında. Yani deprem meydana gelen alanlarla paralellik gösteriyor bakın Pasifik kıyıları yine Afrika'nın doğusu bakın dikkat ettiniz mi Fayat'tan yine Atlas okyanusunun altı hattının geçtiği yerler ve Akdeniz havzasında yine şurada Yeni Zelanda'da volkanik dağlar mevcut. Yani dikkat edin volkanik dağ yine Rusya'da yok İskandinav'da ya da yok efendim Grönland'da yok Kanada'da yok deprem riski olmayan yerde volkanik aktif volkan da yok. Dikkatle bakınız Amerika'nın batı kıyıları sorar bunu nerede volkanik faaliyet ihtimali yüksektir diye sorar. Doğu Afrika Akdeniz havzası özellikle İtalya'da Vezöv, Etna, Stromboli yanardağları arka arkaya patlayabiliyor. Asya'nın doğu kıyıları Japonya, Endonezya, Pinatobo yanardağı duymuşsunuzdur. Bu arada İzlanda'yı da alalım bakın İzlanda'da Eliaflaköl yanardağı patlamıştı 2010'lu yıllarda. Hatta püskürttüğü tüfler Türkiye'ye kadar da gelmişti. Türkiye'yi teğet geçmişti. Yeni Zelanda çok fazla meydana geliyor. Şu Yüzüklerin Efendisi filmi de orada çekildi ya çok enteresan şekiller meydana getiriyor oradaki e, volkanik olaylar. Endonezya, Malezya zaten sabıkalı orada bu afetler çok yaşanıyor. Depremden sonra volkanizma birbiriyle paralellik gösterir. Levha sınırları çünkü paralellik gösteriyor. Volkanizmanın zararı yani yanardağ patladı. Allah korusun Türkiye'de böyle bir afet olmasın. Uludağ patlarsa ne olur ya da Erciyes ya da Ağrı. Karanlık bir gündüz yaşanabilir. Püskürtdüğü küller gökyüzünü kaplar, güneş ışınları yere ulaşmaz. Karanlık gündüzler yaşanır. İnsan korkar ya, yani kıyamet mi kopuyor diye. Can ve mal kayıpları yaşanabilir. Hem bu püskürtüy lavlarla insanlar zarar görebilir. Hem de bu tüfler kızgındır yani yere düştüğü zaman insanları yakabilir. Hem de bu tüfler küller solunum yapmayı sıkıntılı hale getirebilir. Artı asit yağmurları meydana gelebilir. Artı iklimde soğuma yaşanır. Bak bu da enteresan bir şey. Aslında volkanik olay sıcak bir olay ama iklimi nasıl soğutuyor? Bu küller gökyüzünde çok kalın bir tabaka oluşturursa güneş ışınları yeryüzüne ulaşamaz. Ulaşamayınca yeryüzüne küresel bir soğuma yaşanır. Tıpkı 4. jeolojik zamandaki o buzul devri gibi. Bundan 3 milyon, milyon yıl önce dünyadaki bütün volkanik dağlar aynı da faaliyette olunca Bunların püskürttüğü küller gökyüzüne kalın bir tabaka oluşturuyor ve güneş ışınları yere ulaşmadığı için bir küresel soğuma yaşanıyor. Ve o küresel soğuma ile Türkiye'deki dağların 2500 metreye kadar olan kısımları buz tutuyor. Volkanizmanın hiç mi yararı yok? Arkadaşlar verimli toprakların oluşmasına katkı sağlayabilir çünkü bu küller mineral bakımından zengindir. Turizm potansiyelini arttırabilir çünkü peri bacaları gibi şekiller ortaya çıkarır. Maden yataklarının oluşmasına katkı sağlar. Birçok metalik madenin oluşmasında özellikle bakın metalik madenlerin oluşmasında volkanizmanın etkisi var. Türkiye'de maden bakımından en zengin bölge neresi? Doğu Anadolu. En çok volkanik faaliyetlerde yine Doğu Anadolu. Bu tabii ki tesadüf değil. Kütle hareketleri heyelan. Arkadaşlar heyelan olması için bazı faktörler olması lazım. Bakın bir kere aşırı yağış olması lazım. Aşırı yağış. Eğimli arazi olması lazım. Yani bir arazi düz bir arazi kaymaz. Arazinin bir kere eğimli olması lazım eğimli arazi de durduk yere kaymaz. Aşırı yağışlarla ne olacak? Bu arazi kayganlaşacak. Aşırı yağış gerekiyor. Kar erimeleri, kar erimeleri toprağın içine iyice sızıyor. Toprağı suya doyuruyor. Bakın Karadeniz bölgesinde heylan olayı ilkbahardan daha çok yaşanıyor. Aslında en çok yağışı sonbaharda alır. Ama ilkbahardaki kar erimeleri yavaş yavaş eridiği için toprağı suya doyuruyor ve kayganlaştırıyor. O zaman bak eğimli yamaç gerekiyor, aşırı yağış gerekiyor. Başka bir de kirli toprak, kirli arazi olduğu zaman heyelan riski daha da çok artıyor. O zaman burada hem klimatolojinin etkisi var, hem jeomorfolojinin etkisi var, eğimli araziden dolayı, hem jeolojiden dolayı kirli toprağın etkisi var. Bir de yamaç dengesi bozulabilir. İnsanlar burada yol yapım çalışması yaparken yamacın dengesini bozabilir. Yani biyolojinin de etkisi var arkadaşlar. Ya da <laughs> deprem de heylana neden olabilir. Ya da volkanizma da burada sarsıntı meydana getirip heylana neden olabilir. Sonuçları nedir? Yerleşim yerleri hasar görür, yollar tahrip olur, can ve mal kayıpları yaşanır, toprak kaybı yaşanır. Çünkü neden? Şimdi bu yamaç olduğu gibi aşağı kayıyor. Adam burada tarla sürmüş, tarla bir bakıyor aşağı inmiş. Yani toprak kaybı da yaşanıyor. Tarlası başka birinin tarlasının üstüne gidiyor. Gidip ister mi? isteyebilir mi? Benim tarlam senin üstüne gelmiş. Adam araziyi satın alıyor üstteki toprağı değil. Haliyle böyle e, ürün kaybı da yaşanabilir tarım alanları zarar görür, hidrografik yapı değişir. Önlemler nedir? Önlemler şuraya istinat duvarı yapacaksın. Yani taştan duvar öreceksin. Buradan gelen kitleyi, kütleyi tutsun diye. Arkadaşlar, heylana karşı ağaç dikmek önlem olamaz. Çünkü ağacın kökten ulaşamacı çok derinlerden kütleyi kopup getiriyor. Ağaç dikme sadece erozyona karşı tedbir olabilir. Heylana karşı başka e drenaj kanalları açabilirsin. Yani yamacın belli yerlerine drenaj kanalı açıp buradaki su toprakla buluşmasın diye öncesinde tahliye yapabilirsin. E bütün dağı taşı da delecek halin yok. Gerçekle örtüşmeyen çok büyük maliyetli bir durum tedbir olur bu. O yüzden ülkeler buna giremiyor. İstinat duvarı yapıyor. Buradan gelen kitleyi tutsun diye kütleyi. Bazen tutamıyor. Bazen istinat duvarı da heyelan olup aşağı doğru iniyor. Daha büyük bir felakete yol açabiliyor. O yüzden heylana karşı yapılacak en önemli tedbir maalesef o bölgeyi terk etmektir. Türkiye'de heyelan olayı en çok Karadeniz'de, özellikle Doğu Karadeniz'de, özellikle ilkbaharda yaşanır ve heylana karşı maalesef önlem almak çok da mümkün olmuyor. Dediğim istinat duvarları haricinde başka ne yapılabilir? Belki taraçalama yapılabilir. Taraçalama yamacın eğimini azaltmak için basamaklı hale getirmektir ama bu da gerçekçi bir tedbir değil. Bu daha çok erozyona karşı tedbir olur. Peki dünyada nerede olur heyelan onu da gösterelim. Türkiye'yi söyledik. Dağlık yerlere bakacaksın ve bol yağışlı yerlere bakacaksın. Yani gelip şu Afrika'nın ortasına bakma burada çöl var burada heyelan ne işi var? Hem dağlık olacak hem bol yağış. Neresi? Güneydoğu Asya özellikle Hindistan, Çin, Endonezya, Japonya. Yine İskandinavya'da yine Avrupa'nın batısı bol yağış alan yerler. Bakın e Ekvator'un geçtiği yerler Ant Dağları Amerika'nın batısı buralarda heyelan riski fazladır. Bunu bileceksiniz. Heylanın erozyondan farklı olarak hızlı, e, çok hızlı gelişir. Tabakanın tamamı yer değiştirir. En fazla muson ülkeleri Çin, Hindistan'da gölü. Bak burada resmetmişiz arkadaşlar. Yamacın bir kısmı kopup geliyor. Bak yolu almış, arabayı önüne katmış, binaları altına almış. Sen bunu ağaç dikerek nasıl önleyeceksin? Ağacı da beraberinde getiriyor çünkü. <laughs> Toprak kayması, kaya düşmesi, çamur akıntısı bunlar da arkadaşlar kütle hareketlerine örnektir. Toprak kayması ile heyelan arasındaki fark şu. Bakın şu bir yamaç, şu yamacın üstündeki toprak, şu da alttaki kayalar olsun. Toprak kaymasında sadece şu üstteki toprak tabakası kayar. Ama heyelan olduğunda alttaki ana kaya da birlikte yer değiştirir. O zaman hangisi daha önlenemez? Heyelan daha önlenemez. Heyelan daha büyük ölçekli. Dolayısıyla toprak kayması, kaya düşmesi, çamur akıntısı, kütle hareketi ama heyelan kadar büyük ölçekli değil. Suya doygun yüzey malzemelerinin eğim doğrultusu boyunca aşağı inmesi olayıdır. Kaya düşmesi deprem sonucu kayalar düşebilir. Eğimli yamaçlara, yollara düşer bazen görürsünüz. Yol yapım çalışmalarında, maden ocaklarında yürütülen çalışmalarda dinamit patlatıyorlar çünkü. Bunlar da eğimli ve kayalık yerlerde yola, araziye kaya düşmesine yol açabilir. Heylanla ilgili şöyle bir detay vereyim arkadaşlar. Bakın bu eğimli bir yamaç. Şu üstteki toprak, şu ağaç. Sadece şu toprak tabakası kayarsa toprak kayması olur. Şayet alttaki tabakalar eğimle aynı yöndeyse, bakın şu kayalar. Dikkat edin eğimle aynı yöndeyse burada heylan olur. Ama şöyle bir durum varsa, şu üstteki toprak... Tabakalar şöyle eğime dik uzanıyorsa burada heylan olmaz sadece toprak kayması olur. Tabaka aynı yöndeyse heylan ama tabakalar eğime dik uzanıyorsa bakın eğim şu yönde tabaka dik uzanmış. Burada sadece toprak kayması yaşanır. İkisine karşı da ağaç dikerek önlem alamazsınız. <laughs> Erozyon. Erozyonu ben küçükken Erovizyon şarkı yarışmasıyla karıştırıyordum. Küçüktüm mazur görülebilecek bir durum. Ne kadar önemli bir şeymiş ya Erovizyon şarkı yarışması yapıyorlar diye. Hatta acda acda Pekka'nın Erovizyon şarkı yarışması çok gündemdeydi. Aman petrol canım petrol. Şimdi bitki örtüsünün tarif edilmesi nedeniyle toprağın dış kuvvetler, dış kuvvetler ne oluyor? Akarsu, rüzgar gibi ee, ve insanların çeşitli faaliyetleriyle aşınarak taşınması olayıdır. Erozyon soru değeri var. Erozyon korumasız toprağın taşınması olayıdır. Erozyonla heylan arasındaki fark nedir? Heylanda saçını böyle kökten kazıtıyorsun, erozyona saçın uçlarından alıyorsun. Rüzgar, akarsu ufak ufak araziyi taşıyor, toprağı taşıyor. Peki sen oraya ağaç diksen ne olur? Ağaç diksen kökleriyle toprağı sıkı sıkı tutacağı için erozyon onu taşıyamaz. O zaman erozyona karşı en önemli önlem ağaç dikmek. En büyük erozyonu davet eden şey de ağaçları tarif etmektir. Nedenleri bitki örtüsünden yoksunluk, eğim. Şayet arazi eğimli olursa erozyonda daha hızlı taşınır. Eğime paralel sürülmesi toprakların. Yani senin tarlan var şöyle. Tarlayı şöyle süreceksin. Eğime dik süreceksin. Eğimle aynı yönde sürmeyeceksin. Anız örtüsünü yakmayacaksın. Toprakları nadasa bırakmayacaksın. Ormanları tahrip etmeyeceksin. Meralarda aşırı otlatma yapmayacaksın. Yani toprağı korumasız bırakmayacaksın. Bunlar da erozyonun nedenleri. Sonuçları. İşin e şimdi toprağın verimli tabakası taşınır. Erozyonla taşınırsa toprakta verim düşer. Barajların ömrü kısalır. Nasıl oluyor? Akarsuyun taşıdığı toprak Önünde bir baraj varsa barajın önünde birikir. Birike birike barajın önünü tıkar. Baraj rahat elektrik üretemez. O münasebette Türkiye'deki barajların ömrü 50 yıl. Avrupa'da bir baraj 200 yıl giderken Türkiye'de neden 50 yıl? Çünkü erozyon çok şiddetli. Neden? Çünkü toprakta bitki örtüsü az. Başka eğim çok fazla. Akarsuyun akış hızı, aşındırma gücü, taşıma gücü fazla. Aşındırdığı taşıdığı malzeme getirip barajların önüne tıkayarak barajların da ömrünü kısaltıyor. Türkiye'de erozyon en şiddetli olduğu yer Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güneydoğu gibi yerler arkadaşlar. Türkiye'de her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde toprak taşınıp denizlere dökülüyor. Bakın çok büyük bir değerdir. Türkiye'de bir kilometre kareden taşınan toprak bir yılda 1670 tondur. Avrupa'da sadece 50 tondur. Yani bizdeki erozyon şiddeti Avrupa'nın 30 katı şiddettedir neredeyse arkadaşlar. Sonuçları tarım arazileri azalır, göç artar. Niye? Çünkü bu arazi artık kuraklaşmış, verim vermiyor. Sosyal problemler ve ithalat artar. Araziden verim alamazsın, alamazsan ne yapacaksın? O ürünü yetiştiremezsin, ithal etmek zorunda kalacaksın. Bu da ekonomik seviyeyi düşürecek, o da sosyal problemlere yol açacaktır. Önlemler, ağaçlandırma yapacağız. Herkesin dikili bir ağacı olsun diye ben boşuna demiyorum. Nadas araziler yerine nöbetleşe tarım yapacağız. Ne demek nadas? Toprağı bir yıl hiç ekmeden bekletmen demektir. O zaman ne oluyor? Toprağı ekmediğin için toprak korumasız. Üstünde bitki yok, koruyacak bir şey yok. Nöbetleşe ekim yapacaksın. Boş bırakmak yerine yani bir yıl şeker pancar ekiyorsan bir yıl buğday ek. Toprağı daha az yoran bir ürün ek ama toprak boş kalmasın. Toprak erozyonla taşınmasın diye. Toprağın e eğime dik sürülmesi dedik. Teraslandırma, taraçalandırma o da nedir dedik. Yamacın eğimini azaltmak için şöyle basamaklı yapı yapıyorsun. Yani şuradaki toprak taşınırken şu basamağa takılsın. Şuradaki toprak taşınırken basamaklardan birine taş takılsın ve taşınamasın. Buna taraslama ya da tarıçalandırma deniyor. Meraların ıslah edilmesi aşırı otlatma yapmayacaksın. Mera hayvancılığı yerine besi hayvancılığını geliştirmek olabilir. Anız örtüsünü yakmayacaksın. Anız nedir? Bitkiyi hasat ettikten sonra geriye kalan sap kısmıdır. O sapı çiftçiler yakıyor. Yaktığı zaman da toprak korumasız oluyor. O yüzden anız örtüsünü hemen yakma. O köklerle biraz daha toprağı koruyabilsin. Aslında Türkiye'de anız yakmak yasak ama yasağı dinleyen yok maalesef. Türkiye'nin yağış rejiminin düzensiz olması, eğim değerlerinin fazla olması, bitki örtüsünün zayıf olması erozyon şiddetini arttırmıştır. Mesela Karadeniz bölgesinde erozyon daha az. Hem yağış rejimi düzenli, hem bitki örtüsü daha gör, hem toprak daha fazla korumalı. Rüzgar erozyonu nerede görülür? Rüzgar erozyonu İç Anadolu ve Güneydoğu'da görülür arkadaşlar. Rüzgar erozyonu nedir? Akarsu değil de rüzgar toprağı taşıyor. Şimdi çöle benzemesi lazım. Bir yerde rüzgar erozyon olması için bitki örtüsünün yoka yakın olması lazım yağışların çok az olması lazım. Meydanın rüzgara kalması lazım. Yani dedim ya çöl gibi olması lazım. Ki çöllerde rüzgar erozyonu var. Çölde akarsu yok. O kum fırtınaları meşhurdur mesela. Tamamen böyle kapanırlar. Kum fırtınası olduğunda hiçbir şey yapamazsın. Göz gözü görmez. İşte Türkiye'de bu olaya en yakın, en benzeyen yer İç Anadolu. Çöle en çok benzeyen, yağışın en az olduğu, bitki örtüsünün en seyrek olduğu yerler İç Anadolu, Güneydoğu. Buralarda rüzgar erozyonu görülür. Karadeniz'de rüzgar erozyonu aramayacaksınız tabii ki arkadaşlar. Şiddetli rüzgarlar. Hızı saatte 60 kilometreyi aşıyorsa buna fırtına denir arkadaşlar. Fırtınaların en hızlı gelişen ve en yıkıcı etkiye sahip olanla ise kasırga denir. Saatte 300 kilometreyi bulan hızlar olan kasırgalar var. Saatte 300 kilometre ne demek biliyor musun? Yani şu 50 kilo bir adamı saman çöpü gibi taşıyabilir. O yüzden e, tam bir doğal afettir. Allah'tan Türkiye'de böyle şeyler gözükmüyor. Sıcak ve nemli hava kütlesinin hızlı bir biçimde dönerek yükselmesi sonucu ise tornado, hortum oluşur. Hızı 120 kilometre yaşayan rüzgârlar, hurricane, typhoon, kasırga, tornado olup okyanuslarda görülür. Türkiye'de etkili değildir. Sen fırtınayı, kasırgayı nerede arayacaksın? Bak dünyanın kasırga merkezi Amerika'nın Meksika körfezi şurası. Kasırgaların yatağı, kasırgaların anası diye geçiyor. Ve kasırgaları tropikal kuşakta arayacaksın. Yani orta kuşakta ve soğuk kuşakta kasırga yok. Sıcak kuşak, tropikal kuşak neresi? Dönenceler arası, buralarda arayacaksın. Okyanus kenarlarında arayacaksın ve hep okyanustan geliyorlar. Unutmayın rüzgarların hızı okyanuslarda daha fazladır. Sebep? Çünkü sürtünme az, rüzgarın hızını kesecek bir faktör yok. Ama karalara geldiği zaman karalarda dağlara taşlara çarptığı için rüzgarın hızı azalıyor. Nereler? Bakın Hindistan'ın bulunduğu yer, Vietnam, Kamboçya, Endonezya, Malezya, Çin, hatta Japonya, Avustralya'nın kuzeyi... ...ve Amerika'nın Meksika Körfezi çevresi, işte Haiti, Şil... Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Panama buralar arkadaşlar buralarda kasırga felaketi görülme ihtimali daha fazla. Dedik nedenleri ani basınç ve sıcaklık değişimi neticesinde yine iklim değişikliklerinde etkisi var kasırgalar oluşur. Sel ve taşkınlar. Aşırı yağışlarla sel olabilir, İnsanlardan kaynaklı sel olabilir. İnsanlar gidip dere yatağına yerleşirse, ev yaptı buraya, dere buradan rahat akamayacağı için dışarı taşıyacaktır ve sele neden olacaktır. En azından Türkiye'deki sellerin temel nedeni bu. Türkiye'de sel olayı en çok nerede? Karadeniz. Niye Karadeniz? Çünkü Karadeniz'de düz alan yok. İnsanlar dere kenarına ev yapıyor, derenin kenarına içine bazen yapıyorlar. Dere suya az aktığı zaman sıkıntı yok. Ama suyu arttığı zaman yatağa sığmıyor ve dışarı doğru taşıyor hatta bu dere yatanı yapılan yerlerde de yutuyor götürüyor. Ciddi can kayıplarına yol açıyor. Dünyada sel olayı en çok nerede? Adeta sellerin yatağı dediğimiz Bangladeş. Güneydoğu Asya ne kadar afet varmış burada da ya deprem var, sel var, volkanizma var, kasırga var. Ya biz yine iyi bir coğrafyada yaşıyoruz arkadaşlar. Türkiye'de de Doğu Karadeniz'de özellikle yaygın. Endonezya, Malezya bakın buralarda sel olayı fazla. Yine ekvatorun geçtiği yerlerde Afrika, Orta Afrika'da sel olayı fazla. Yine ekvatorun geçtiği Güney Amerika'nın batısında da sel ve taşkın olayı fazladır diyorum. Eve geçiyorum. En fazla muson ve savan ikliminde yazın yaz yağışları da olarak deniz ikliminde kışın görülür. Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Çin, Endonezya ve Myanmar'da eski adıyla Birmanya'da daha sık görülür. Türkiye'de sel ve taşkın olayları yağışların artması ve kar erimelerine bağlı olarak en fazla Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında görülür diyoruz. Sel ve taşkınların nedenleri. Aşırı yağış neden olabilir, ani kar erimeleri olabilir, ormanları tahrip edersin. Nasıl ne alakası var? Ağaçlar kökleriyle suyu çekip sel ihtimalini azaltır çünkü sen ağacı kesersen ne olur? Sel ihtimali arttırmış olursun. Başka ormanlık bir alandan geçiyorsa sel Ağaçlara çarpa çarpa ilerleyeceği için akış hızı azalır. Akış hızı azalınca tabana sızma artar. Tabana sızma art, artınca yüzeysel akış azalacağından sel ihtimali azalmış olur. O yüzden ormanların faydası saymakla bitmiyor. Akarsu yataklarının daraltılması işte insanlar oraya yerleşirse sele neden olur. Nasıl önlem alacağın? Erken uyarı sistemi kurulabilir. Bitki örtüsünü tahrip etmemek lazım. Risk alanlarına yerleşme yapılmaması lazım. Derelerin drenajının bozulmaması lazım. Çığ olayı. Bakın çığ nerede olur? Yine engebeli dağlık yerlerde olur. Artı ciddi manada kar yağması lazım. Eğimli yamaçlarda olur. İşte aşırı kar kalınlığı olabilir, eğim olabilir, kar erimesi olabilir, deprem olabilir, bitki örtüsünün tahribi olabilir. Bunlar ani titreşimler çığa neden olur. Türkiye'de çığ olayının en fazla yaşandığı yer Hakkari dağlık yöresidir. Yani sen buradan diyelim ki otobüste geçiyorsun ya da arabanla geçiyorsun. Müziği son ses açmışsın, keyif yapıyorsun. Ankara'nın bağları dinliyorsun. O zaman sana Hakkari'nin dağları cevap verir. Karşılıklı düet yaparsınız çığla beraber. Dolayısıyla bunlar da çağ neden olur ses titreşimleri. Buna dikkat edeceksiniz. E nerede olur? Yine Himalayalar bakın dağlık alanlar. Kafkaslarda olur. E, Alp dağlarında olur. İskandinav dağlarında olur. Karpat dağlarında, Kafkas dağlarında ve Ant Dağlarında yani dağlık alanlar, Amerika'nın batısında kayalık dağlarında çığ ihtimali yüksek. Gelip Afrika'da çığ arama. Hocam, Grönland'ta da çok kar yağıyor, Antarktika'da da çok kar var ama oralar düz. Kar var ama düz olduğu için çığ olmaz oralarda. Önlemler, çığ risk haritaları hazırlanabilir. Yine ağaç dikilebilir, bitki örtüsü de belli ölçüde çığa karşı önlem olur arkadaşlar. Kutup bölgeleri ve tundra alanlarında çok kar yağsa bile topografik nedenler nedeni yani düz olduğu için oralar çok engebeli olmadığı için çığ olayı pek olmaz. Ülkemizde başta Doğu Anadolu, özellikle Dakkari, Kuzey Anadolu yani Karadeniz'de de çığ olayı olur. İç Anadolu'nun doğusu yani Sivas çevresi, Orta Toroslar'da, Bolkar Aladağlar'da da çığ ihtimali olabilir. İnsan bunlar anlatınca ne geliyor aklına? Allah hepsinden korusun ama. Hani... Bir doğal afetle ölmek gibi bir seçenek varsa illa öleceksin ya doğal afetlerden biri hangisi olurdu acaba insan beğenemiyor değil mi yani şu olsun ölümlerden ölüm beğen diyorlar ya sizce hangisi mesela size böyle bir şey sorulsaydı birinden birini seçmen gerekiyor hangisini seçerdiniz hepsi de çok korkunç görünüyor bana Orman yangınlarına geldik. Orman yangınlarının %99 nedeni insanlardır. Bunu böyle bilin. Orman yangınları nerede olur? Yazları sıcak ve kurak geçen yerler. Özellikle Akdeniz coğrafyası. Başka tropikal kuşak. Yani sıcaklık olması lazım. Ee, başka nasıl orman yangını çıkar? Yıldırım düşmesiyle. Yani doğal nedenlerle ancak yıldırım düşmesi olabilir. Volkanik patlamalar olabilir. Sıcaklık aşırı sıcaklarla belki bir yerde tutuşma meydana gelebilir. Ama yüzde 99 insan. Bu insanlar kimisi kasıtlı yapıyor. Tarlaşmak için. Kimisi yanlışlıkla anız örtüsünü yakarken ormanı yakıyor. Kimisi sabotaj yapıyor. Ee, bu tür şeyler olabiliyor. Ee, İhval, terör, savaş da olabiliyor. Yani adam diyor ki ben ona zarar vermek istiyorum. Bir ara tür Yunanistan Türkiye'deki ormanları yakmıştı. Ama bunlar basına yansımıyor tabii. Bak şurası Türkiye, şurada Yunanistan. İkimiz de Akdeniz ülkesiyiz, turist çekiyoruz. Türkiye çok turist gelince onlar kıskandı. Bakın gerçekten bu olmuştu 2010'lu yıllar. Türkiye'de arka arkaya orman yangınları çıkmaya başladı. Bizimkiler bir anlam veremedi. Ne oluyoruz ya dedi. Sonra fark ettiler ki Yunan gizli servisleri yakmış. Bizimkiler hiç basında duyurmadılar. Sonra gitti bizimkiler yaktı. Yunanistan'da inanılmaz yangın. Adamlar söndüremedi. Yangın Türkiye sınırına yaklaştı. Yine gittik bir söndürdük. Yani öyle yakılmaz böyle yakılır dercesine. Sonra bundan vazgeçtiler. Yani ülkeler de bazen böyle şeylere başvuruyor maalesef. Türkiye'de orman yangınlarının büyük kısmı tabii ki yaz aylarında yaşanıyor. Özellikle Türkiye'nin batı ve batısında ve güneyinde yani Akdeniz ve Ege'de çok orman yangın olur. Neden? Çünkü kızılçamlar çok yaygın, kızılçamlar kolay yanıyor. Üzerinde reçine denen bir şey var. E, o çabuk tutuşuyor arkadaşlar. Bir de yaz kuraklığı çok belirgin. Ve geldim salgın hastalıklar. Tabii orman yangınlarına karşı nasıl önlem alır onu da söyleyelim. Nem ölçülmesi, gözetleme kuleleri yapılabilir. Ormanların içerisinde şöyle gözetleme kulesi yaparsın. Yangın neredeyse hemen önceden duyurursun erken müdahale için. Orman işlerine yol açmak, itfaiye aracı girebilsin diye, söndürme araçlarının sayısını arttırmak, su sarnıçlarının sayısını arttırmak, hatta ormanların içerisinde küçük göletler yapmak. Niye? Helikopter gelsin buradan su alsın, tayaya denize gitmesin yani. Hemen müdahale etsin diye bundan ilgili de çok dramatik bir ölüm var. Amerika'da yaşanmış bir şey arkadaşlar. Orman yangınında dalgıç cesedine rastlıyorlar. Enteresan gerçekten bu olmuş. Orman yangın dalgıçın ne içi var? Helikopter denizden su alırken yanlışlıkla oradaki dalgıcı da almış getirmiş orman yangınına bırakmış. Adam suyun içinde yanarak öldü biliyor musun? Sonu nasıl bir artık beddua aldıysa bilemiyorum ateşlere gelesin dedik artık kim beddua ettiyse adam böyle bir akıbet. Allah insanın sonunda hayırlı etsin yani. Dolayısıyla e, orman yangınına karşı personelde eğitim, halkın eğitilmesi, anız örtüsünün yakılmasını da durdurulması gerekiyor. Salgın hastalıklar. Özellikle 2019'dan 2020'den bu yana dünyanın gündemini çıkar eden Covid-19 olayı var biliyorsunuz. E, korona olayı var. Hala da bu ders anlattığım saatlere devam eden bir olay. Dünya buna karşı çözüm bulamıyor maalesef. Koca koca dünya ülkeleri, teknolojide ileri ülkeler hala baş edebilmiş değil. Yaygın görülen biyolojik afetlerden biri de özellikle birinci 2. Dünya Savaşı yıllarda çok fazlaydı. Ancak bunlara karşı ilaçlar geliştirildi. E i̇şte çiçek sıtma, Kuduz, kolera gibi verem, tifo bunlara karşı önlemler alınabildi. Özellikle de az gelişmiş ülkelerde arkadaşlar bu salgın hastalıklar daha fazla. Yani Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Asya'nın bazı ülkelerinde maalesef salgın hastalıklar daha fazla. Ama günümüzde koronavirüs, Covid-19 tüm dünya bunun etkisi altında. Türkiye'de coğrafi konumundan dolayı salgın hastalıkların yaygın görülebileceği alanlardan birindedir. Nasıl karşı nasıl tedbir alacağız? Yine tıpla bilimde gelişmelerle ilgili yine sağlık ve hijyen koşullarına uymayla ilgili tedbir alabiliriz. Ülkelerin gelişmiş olması bunda temel etken. Gelişmemişse vay haline diyoruz. Evet sorumuza geldik. Haritada numarandırılan yerlerde aşağıdaki doğal afetlerden hangilerinin daha yaygın olduğu söylenebilir? Şimdi bakın 1 numara Amerika'nın Meksika Körfezi. 2 numara neresi burası arkadaşlar? İran. 3 numara neresi? 3 numara Endonezya, Malezya. 1 numarada kasırga olayı. Kasırga olayı Amerika'da dedik ya Meksika Körfezi kasırgaların merkezidir adeta. 2 numaralı yerde Alp Himalaya buradan fay hattı geçiyor arkadaşlar deprem. 3 numarada hem deprem hem tsunami. O zaman cevabımız ne olacak? E seçeneği olacak diyorum ve hafıza tekniğimize geldik. Evet size gerçekten çok önemli bir hafıza tekniği vereceğim. Dünyadaki volkanik alanlar, dünyadaki deprem alanları, dünyadaki sıcak su alanları, jeotermal alanları bakın ee, tek bir görselde halledeceğiz. Şimdi dünya haritasını görüyorsunuz. Dünyada üç tane deprem kuşağı var değil mi? Pasifik deprem kuşağı, Atlantik deprem kuşağı, Malaya deprem kuşağı ve ne dedik biz? Dünyadaki deprem bölgeleriyle volkanik alanlar ve jeotermal alanlar birbiriyle paralellik gösterir. Jeotermal derken kaplıca suları. Niye? Orada bir fay hattı var. Hem kaplıca suyu çıkıyor hem volkanik lav çıkıyor. Volkanik malzeme hem de deprem meydana geliyor. Peki nereler buralar? Dünya haritasının üzerine Meh yazıyoruz. Meh. Mehmet'in meh 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 ile arkadaşlar bunu çözüyoruz. Bakın önce H harfi. H. Dikkat edin. Dünya haritasının en soluna ve en sağına H'nin sütunlarını indiriyoruz. Ortadan da H'nin köprüsünü geçiyoruz. H harfi. E nereden geçiyor bu? Kuzey Amerika'nın batısından, Güney Amerika'nın batısından H harfi geçiyor. Başka Asya'nın doğusundan H harfi geçiyor ama dikkat et. Avustralya'nın etrafından şurada ne var? Yeni Zelanda var. Şimdi kaldı H'nin köprüsünü kurmak. Bu da nereden geçiyor? Yine Orta Amerika'dan geçiyor. Afrika'nın kuzeyinden ve Avrupa'dan İtalya, Yunanistan, Fransa, Türkiye. Bakın bu da Alp Himalaya deprem kuşağı. H harfini yaptık mı arkadaşlar? H harfini yaptık değil mi? Bakın bu aynı zamanda M harfi mi? Şöyle geldiğimiz zaman bakın M. Bu M'nin orta çizgisi neresi? Afrika'nın doğusu. Evet burası da deprem bölgesidir. Bakın M harfi yaptık. E tamam zaten şunu şöyle tuttuğumuz zaman da e oluyor gördüğünüz gibi Mehmet'in mehiyle efendim dünyadaki deprem bölgelerini göstermiş oldum. Bir kez daha bir kez daha anlatıyorum. Önce H harfi H harfinin bir sütunu Amerika'nın batı kıyıları bakın. Dünyanın diğer ucunu tabiri caizse oradan da H'nin diğer sütunu indiriyorum. Ortadan da H'nin köprüsünü çizgisini geçiyorum. Nereden geçiyor dikkat et yalnız. Orta Amerika, Afrika'nın kuzeyi, ve Avrupa'nın güneyi İtalya, Fransa, İspanya, Türkiye nereye kadar? Himalaya yine Asya'ya kadar uzanıyor. Şayet böyle yaparsanız aklınızda kalır ama bir ekstra var. Bir de M harfi yapmamız lazım. M bakın nereden geçiyor M? Afrika'nın doğusu. Burası da deprem bölgesi. Yine E harfini de okuyabiliyorsunuz. Buna ben M formülü diyorum. Mehmet'in mehni aldım. Tabii ne dedik? Buralar deprem bölgeleri ama aynı zamanda meşale koymuşum buraya yani burayı bir köprü gibi düşünecek olursak köprü aydınlatan meşale. Ne demek bu? Volkanik olaylar, volkanik dağlar, volkanizma olayı aynı güzergahta geçiyor. Yani bu deprem bölgeleri aynı zamanda volkanik dağların olduğu yerler. Aynı zamanda bakın burada sıcak su buharı yapmışım. Jeotermal kaynakların yani kaplıcaların olduğu yerler. O zaman ben buradaki H harfiyle M harfiyle aynı zamanda sana hem deprem bölgesini gösterdim hem volkanik dağların geçtiği yerleri gösterdim hem jeotermal alanları sıcak su kaynaklarını gösterdim. Çünkü birbiriyle paralellik gösterir. Sana boş bir dünya haritası verdiği zaman bak mesela şunu alalım. Ne yapıyoruz? Ne dedik? Şöyle bir H çiziyorsun. Şuradan da bir H çiziyorsun. Avustralya'dan geçmeyecek. Yani dikkat et Avustralya'nın doğusundan. Sonra da şöyle bir tabi biraz daha kalın olması lazım. Şöyle bir H harfi çiziyorsun. Bak gördün mü? Al sana dünyadaki deprem bölgeleri. Tabii bir de M harfini yapmamız lazım. Onu da Afrika'nın doğusuna getiriyorum. Afrika'nın doğusuna da fay hattı geçiyor çünkü. O zaman burada hem deprem var, hem volkanizma var, hem sıcak su var. Aynı şey buralar için de geçerli. Dolayısıyla bu formülle bence bu hafıza tekniğiyle çok rahat işin içinden çıkarsınız. Afrika'nın doğusu, İtalya, Fransa, Yunanistan, buralar riskli yerler güneyi. Ee, yine Asya'nın doğusu, şurada Endonezya, Malezya, Filipinler, buralar Yeni Zelanda en riskli alanlar diyorum. Bu formülün işe yarayacağını umuyorum. Sevgili dostlar ve geldik son videonun son dakikalarına. 23 videodur sizlere katkı sağlamaya çalışıyorum. Hem 23 video gibi kısa bir videoyla sizlerin çok zamanınızı almadan bu bilgiler size yetecektir. Emin olun. Sınavda TYT'de 5'te 5 yapmanızı hedefleyecek şekilde bir konu anlatımı yaptım. Hem ara ara sizlere sataştım, ara ara sizlerle konuşur gibi yaptım. Daha zevkli olsun diye ders. Bazen ders süresi uzadı ama neticede siz geleceğinizi planlayan bir sınava hazırlanıyorsunuz. Bu kadarcık da uzasın, bu kadarcık da olsun, bu kadarcık da zaman ayırın diyorum. Yine ders içerisinde her ünitenin sonunda soru çözmeye örnek sorular ve yine arkadaşlar size hafıza teknikleriyle katkı sağlamaya çalıştım. Şayet bu anlatımlarım sizde bir etki oluşturursa, size bir fayda sağlarsa ne mutlu bana gerçekten. Bu konuda sizden bir beklentim yok. Sadece şu olabilir. izlediğiniz videoları beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlamayı, kendi dostlarınız, arkadaşlarınızı da bunu ifade etmeyi unutmayın. Çünkü bu videolar ne kadar çok kişi tarafından izlerse bizim de en büyük sevinç kaynağımız bu olacak. Evet bu anlatımlara eşlik eden coğrafi kitabımdan da sorularınızı çözüyorsunuz. Yine bu anlattığım videolarda bana sormak istediğiniz bir şeyler varsa onlara da cevap vereceğimi ben ya da asistanlarım tarafından size dönüş yapılacağını da belirtmiş olayım. Buraya kadar anlattığım videolarda şayet bir sürçülisan ettiysek, haddimizi açtıysak affola, hakkınızı helal edin benden taraf helaldir. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum ve son cümlemizi söylüyorum. Ben Mehmet Eğit, eğitim her yerde diyerek tüm Bordo Bereli'lere, yaşadığınız coğrafyalara Bordo Bereli selamımı gönderiyorum.